Feribot'a bindik. Bugün herhalde 3 tane feribot'a bineceğiz. Çünkü buralarda böyle fiyortlar olduğu için bir yerden bir yere gitmeni, kısa yolu böyle aralardaki feribot'ları almak. Feribot'ta her şey var. Bu ülke pahalı arkadaşlar. Ha, 50 lira verdik ya. İnanılmaz ya. Full Fit Traction tırmanışa geldik. Bu arada çok güzel bir coğrafya. Karlara çıkacağız. Yalnız çok yağmur yağıyor. Ben drone'u falan bıraktım, almayacağım. Yani yağmurun duracağı da yok. Hazırlıklarımız tamamlandı. Şimdi yürüyüşümüze başlıyoruz. Ben gaza geldim, drone'u aldım tekrar. Ne olur ne olmaz. Şimdi çıkarız. 5 dakika yağmur durur. Sonra kafayı yerim niye drone'u getirmedim diye. Meali bugün gitmeyin diyor. Yapacak bir şey yok, ne yapalım? Bizim tek günümüz burada bu. Bu işaretlerin hepsi doğru yerde olduğumuz anlamına geliyor. Tam böyle başka bir kavşak falan varsa orada zaten nereye gitmek istediğinizi bu işaretler gösteriyor. Şu anda buraya geldik. Şu kadar yolumuz var. Yani çok yakın diyorlar, az kalmış. Şansımıza acayip sisli hava. Ama nereden yürüdüğümüzü göstereyim. Tam burası böyle. Ya buralar falan, Allah'ım ya. Şuraya bakın, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Vay anasını. Hava açıkken gelmek lazım ya. İnanılmaz bir yer ya. Çok üzülüyorum şu anda. Burayı böyle gördüğümüz için. Duygudan tehlikeli hareketler. Evet, buraya gelmiş sayılmayız ama en azından bu yolculuğa gerek şunu öğrendik. Sadece Norveç'e gelip karavanla gezmek isteriz her yeri. İnanılmaz güzel bir doğası var. Ne yapalım artık? Bugün şansımız böyle. Odamıza geldik. Manzaramız da var ya. Çok güzel bir manzaraya gel. Vay, Tivoli falan görünüyor buradan. Evet, şu karşısı Tivoli, eğlence park. Roller coaster'ın göründüğü yer. Şimdi çok az zamanımız olduğu için dedik ki bisiklet kiralayalım. Bisikletle gezelim şehri. Şu anda da bisiklet kiralama işlemi yapıyoruz. Bu arada buradaki hostelde bisiklet var. Kopenhag turumuz başladı bisikletle. Şimdi hemen yemek yemeye gidiyoruz. Burada böyle street food, çok ünlü bir yer var. Kopenhag street food diye. İlk hedefimiz oraya gitmek. Böyle yaz mı olur diye şikayet ederim de bir yan söyleneceksen kameraya söylen diyor. Hakikaten böyle yaz mı olur? Bu ne? Mont üstüne mont. İçimde sweatshirt. Taksiler trafik canavarı maşallah. Var ya, herkes bir gazlıyor.
adamla karşı karşıya geldik. Daracık köprüde insan biraz yavaşlar, kenara çeker ya. Hiç yani. Bam güm daldı. Heyecan yapsan kafa kafaya gireceksin yani daracık yerde. Şu anda geldiğimiz yer Copenhagen Street Food. Yani bir sürü böyle sokak yemeği satan insanların bulunduğu bir yer olacağını tahmin ediyorum. Ama daha gelmedik asıl yere. Acıktı Duygu, çok acıktı. Ölüyor açlıktan. Kan şekeri falan çok düştü. Zor yürüyor bakın. Çok fenalardı. Ona hemen yemek yedirmemiz lazım. Ben hemen Asya tabakları gördüm. Asya rayonunu bulmaya doğru gidiyorum. Bu arada yemek olarak gerçekten Kopenhag cennetine gelmişiz yani. Her şey var. Allah'ım ne kadar güzel bir yer ya. Yemin ediyorum gömün beni buraya yani. Her gün burada yiyebilirim. Efsane şeyler var ya. Böyle yemeğinizi aldıktan sonra dışarı çıkıp böyle burada yiyebiliyorsunuz. Duygu hala kendine gelemedi. Beğendin mi yemeğini? Burası dünyanın herhangi bir yerinde olsa acayip tutar. Öyle bir söyledi ki sanki burada tutmadı da başka bir yerde açılsa tutardı. Burada da acayip tutmuş oldu. Full yani tıklım tıklım her yer. Ve salı günü gündüz. Oha! İnanmıyorum bugün salı günü ve gündüz. Ben sanki burası Avrupa. Ya. Vay anasını. Valla yemekler de çok iyi yani. Kimler var kimler burada? Vay! Yok abi, şahane bir şey. Ne haber? Dünya küçük. Boralarla beraber böyle bir bölüm çekmiştik MTV'ye. Yani ekip gerçekten süperdi. Çok iyi anlaşmıştık onlarla ama olmadı sonra. Başka nedenlerden dolayı. Ama çok keyifliydi gerçekten bu ekiple çalışmak. Şimdi onlar Saffet Emre Tonguç'un programını çekiyorlar. Ayrıcalıklı rotalar diye. Onun için buradalar. Biz de Kopenhag'da karşılaştık. Özelliği buranın gönüllü usulü çalışması. İçeride çalışan insanlar gönüllüler. Vegan ve vejetaryen ürünler var. Christina da zaten alternatif bir toplum ve kendi kendini yönetme özelliğine sahip. O yüzden burada normal dünya düzeni işlemiyor. Mesela işte burada farklı bir alternatif düzeni var. Bu da 1970'lerde hippie akımına dayanıyor. Ama o günden bugüne burasının ne olacağı, ne stratejide bir yer olarak değerlendireceği aslında parlamentoda bayağı bir çekişme söz konusuydu. Ama 2011 ya da 12'de ama galiba 11'de tamamen legal statüye kavuştu. Buranın özgür, kendi kendini yöneten, kendi kurallarını koyan böyle bir yer olmasına izin verdiler. Yaşamak istiyorsanız, bir ev yeriniz olsun istiyorsanız buraya başlıyorsunuz. Mülakata mı giriyorlar? Evet. Mülakatta falan seçiliyor ama kendi kurallarını kendi koyuyor. Yani Danimarka'dan bağımsız bir yer gibi düşünebilirsiniz. Çok büyük gruplar mesela Metallica burada daha önce konser vermiş. Dalga geçiyorsun. Vay be. Christiana sokaklarında gezmeye başladık. Buralar da Christiana'nın gölün diğer tarafı da. Neler olduğunu tam bilmiyoruz ama şöyle gidelim. Evet. Bunların hepsi terk edilmiş askeri barakalarmış. Yeni yapılanlar da var. İşgal ettikleri yerler buralar. Müzik.
güzel yere çökmüşler adamlar ya. Artık bitiyor. Burada eski liman var. Eski limana gidiyoruz. Çok yakın zaten her yer birbirine. Burası gördüğünüz ya eski liman. Baya burası da Kopenhag alışveriş caddesi. Şöyle uzun geliyor, şu tarafa doğru gidiyor. Sanırım bisiklet sürmek yasak ama kimse yok.